4. Bölüm. Tanrı'ya bağımlı olun. Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Siz ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Sizce kutsal yazı boş yere mi şöyle diyor? Tanrı, içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde arzu eder. Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle yazı şöyle diyor. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblise karşı direnin. O da sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar! Ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar! Yüreklerinizi paklayın. Kederlenin. Yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. O da sizi yüceltecektir. Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da kardeşini yargılayan kimse yasayı yermiş ve yasayı yargılamış olur. Ama yasayı yargılarsan, yasanın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olmuş olursun. Oysa tek bir yasa koyucu ve tek bir yargıç vardır. Kurtarmaya ve mahvetmeye gücü yeten odur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun? Dinleyin şimdi. Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz. Orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız. Diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. Bunun yerine, Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız demelisiniz. Ne var ki, şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. Bu nedenle yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan günah işlemiş olur.